Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu karıncalarda protagonist. Uyanana bir saat oldu. Umarım sesim kötü değildir. Veya net gelir. Bilmiyorum artık. Hadi devam edelim biz. Öncelikle sizlere birazcık sinopsisleri göstereyim. Bugün de onları transfer etmem gerekiyor. Netlesin. Şöyle. İşçilerinde artış var. 10-15 tane işçiye ulaşmış. Hatta sayalım mı? Neyse ben videodan sonra sayarım. Test tübündeki su bayağı bir az kaldığı için. Şöyle. Onları da işte bugün transfer edeceğim. Bugün bayağı yoğunum. Bayağı transfer vakti geldi. Neyse arkadaşlar hadi ben size Partogenes'in tanımını yapayım. Öncelikle şöyle şey göstereyim ben size tanımı. Erkek hücresi yani erkek sperm hücresi dişiden yumurta ikien şuradan beyen. Hatta böyle olmadan en baştan başlayayım. Erkek ve dişi düşünün arkadaşlar. Yani kral prensle kral prenses. Erkekten arkadaşlar erkek hücre hücresi olan bir sperm geliyor. Biyen. Kraliçeden ise arkadaşlar iken yumurta hücresi geliyor. Bir tanesi arkadaşlar biyen yumurta hücresiyle öbür sperm hücresi birleşip dölleniyorlar ve işçi üretiliyor. Yani işçilerin yumurtasının şeysinin olduğu şey üretiliyor. Bir de o öbür konuda yani bizim şu anki asıl konumuz olan yan tarafta kalan tekenli yumurta hücresi. Spermle birleşmemiş, şey olmamış. O da arkadaşlar işte partogenez dediğimiz olay o oluyor. O kendisini embriyo olarak geliştiriyor. Ardından da karıncalarda kraliçe çıkartabiliyorlar. Arılarda bu ama erkek arı olarakmış. Neyse ben bu bilgiyi arkadaşlar internette bir arkadaşım sayesinde buldum. Daha doğrusu Discord sunucusunda paylaşmışlardı. Yazan da zaten tanıdığım yani Discord sunucusundan tanıdığım birisi. Linkini aşağıya bırakacağım. Oradan ulaşıp siz de inceleyebilirsiniz. Faydalı bir konu. Şimdi ben yazdıklarını sizlere okuyayım. Öncelikle partogenezin tanımını yapalım. Partogenez, embriyoların büyümesinin ve gelişiminin sperm tarafından döllenmeden gerçekleştiği doğal ve aksesüel üreme şeklidir. Hayvanlarda partogenez, döllenmemiş bir yumurta hücresinden bir embriyo gelişme anlamına gelir. Burada bir tablo var. O da zaten benim dediğim... şöyle hatta göstereyim. Hani... Kraliçe arı, erkek arı, sperm, yumurta hücresi. Bir tanesi gidiyor, şey oluyor. Öbürleri gidiyor, öyle iken. Yani... Umarım. Devam ediyorum ben. Bu arada arkadaşlar hani şöyle şey oluyor. Şuradaki tek enli şuradakiler ise arkadaşlar hem erkekten bir en geliyor hem de dişiden bir en geldiği için iki enli oluyor. Bunu da belirteyim. Burada görmüşken aklıma da gelmişken. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Karıncalar dişilerinin diploidit olduğu ve döllenmemiş yumurtalardan cinsel olarak ve erkeklerin haploidit olduğu ve döllenmemiş yumurtalardan arhenotoköz partogenez geliştiği haploidit bir cinsiyet belirleme sistemine sahiptir. Ancak karınca türlerinin bazı dişi türleri partogenez olarak şunu da açayım sizlere. Bazı dişi türleri partogenez olarak üreyebilir. Bunlar döllenmemiş bir yumurtadan. Burada değişik bir şey söylüyor, onu okuyamayabilirim ama yine de bir okuyayım. Telitokos partogenesis gelişen bir diploidit embriyo üretebilirler diyor. Bazı türlerdeki işçilerin veya kraliçelerin partogenez ile çoğaldığı bilinmektedir. Catapritis cursor kraliçeler partogenez ile yeni kraliçe üretebilirken işçileri cinsel olarak üretilir. Yani... Dedim ya hani erkekle dişi birleşiyor, dölleniyor yumurta.
Ondan işçi üretebiliyorlar. Öbür taraftan ise kraliçe üretebiliyorlar. Bu o anlama geliyor. Sonra devam edeyim. Üreme stratejisi tek bir tür içinde popülasyon arasında değişebilir diyor. Yani bu kraliçe de üretebilir, prens de üretebilir gibisinden anladım ben bunu. Ama farklı bir şey de olabilir. Tam buna bir şey söyleyemeyeceğim. Popülasyon arasında değişebilir. Karayiplerden gelen işçiler Plathyra punctata tamamen partoknez yeteneğine sahiptir. Partoknez yapabildiği bilinen türlere geçtik şimdi arkadaşlar. Yabancı isimler var. Bu yüzden okuyamayabilirim. Ha, birkaç tane ama tanıdık isimler de var. Katafitis cursor, Monomorium, Trivilia, Mike Kokepurus Smith'i, Myremica mı? Yok. Ya bunu okuyamıyorum. Dilim şey olmuyor. Dönmüyor. Altta yazıyor şu an arkadaşlar. Myremica Niponica. Okudum sanırım. Bilmiyorum. Ogiera Biroi. Plateria Punctata. Pristomirex Punctatus. Strunkiens Hexmeria. Strunkiens Membranifia. Membiferea. Voliholia. Volenhovia. Emeri. Vasmania. Auropunctata. Şöyle isimlerini de göstereyim ben sizlere. Valla değişik değişik isimler işte, yani okuyun okuyabiliyorsanız diyeyim. Bir de bir tablomuz var. Partoknez kullanarak üreyebilen türlerle ilgili, onu da şöyle büyüteyim. Şuradan da şöyle okuyalım. Burada da değişik değişik isimler var. Onların alt türleri sanırım. Öyle yazıyor. Evet, alt türleri. Bunları okuyamam ben arkadaşlar. Bunları siz tablodan bakın. Şöyle bir 20 saniye. O ara okumaya çalışayım. Şuradan başlıyorum. Leptanillesinia, Martilenia. Neyse işte arkadaşlar, ya bunlar okunmuyor. Tamamdır diye düşünüyorum. Zaten şey olursa siz orayı geri salıp okuyabilirsiniz. Dilim dönmüyor işte. Geri sarıp okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bugün karıncalarda partognezi anlattım sizlere. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Şimdi eksik söylediğim bir bilgi var mı diye bakıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar. Karıncalarda partoknezin kısa bir özeti ama bayağı da detaylı bir şekilde özet. Yani şimdi ne yapacağız? Ha, şarj olmuyormuş. Allah kahretsin. Şarj kaç? Tam son anda fark ettim. Şarjı birmiş arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.